Evet. Bir de prostatla ilgili bir ürün. Bu nedir? Cüce palmiye. Cüce palmiyenin şurada. Cüce palmiyenin meyvesi, yaprağı. Bu sokaklarda gördüğümüz palmiye ağacının kısa boylusu. Cüce palmiye. Bunun meyvesinin birleşiminde ne var? Beta-zitositerol denen etken bir madde var. Yani bir çeşit bitkisel kortizon bu. Beta-zitositerol. Bitkisel kortizon diyebiliriz. Doğal kortizon. Bitkisel kortizonla kimyasal kortizon çok çok farklı. Kimyasal kortizon kullanırsınız, izlemeden kimya fabrikanın ürettiği kemikleri eritir. Hafızayı zayıflatır. Deriyi inceltir. Beyin gider. Rahmetli Bülent Ecevit'e verdiler kortizonu. Adam ne oldu? Kemikleri cam kemik oldu. Hafızası gitti. Hiçbir şeyi hatırlayamaz hale geldi. Yani özel merdiven yaptılar. Asansör yaptılar. Merdiven çıkamıyordu. Cam kemik olmuştu kemikleri. İşte bu cüce palmiyenin birleşimindeki beta-sitositerol bitkisel kortizon diyebiliriz. Bünyemize uygun. Hücrenin yapısına, dokusuna ters bir şey değil. Doğal. Sadece cüce palmiyenin destilasyonla elde edilen ekstrakti değil, aynı zamanda yakotunun da birleşiminde beta-sitositerol var. Aynı zamanda ısırgan kökü. Isırgan köküyle ilgili 4500 prostat hastası üzerinde sadece Almanya'da prostat hastaları tedavi edilmiştir bununla. Isırgan kökünün birleşiminde de beta-sitositerol var. Altın başak otu, at kuyruğu otunda da. Yani biz ne yaptık? Efendim cüce palmiye meyvesinin ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, yakotu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı gibi prostata karşı etkili olan bitkilerin ekstraktından çok özel bir formül geliştirdik. Cüce palmiye forte. Kişi kullandığı zaman prostat rahatsızlığı olan kişi çok kısa sürede etkisini görür. Hatta prostat kanseri olan bir vatandaş biyopsi yaptırmış, prostat kanseri teşhisi konmuş. Ameliyat demişler, hastaneden kaçmış. Bana geldiklerinde oğlu araştırmış internetten. Bakacağız dedim, çok riskli bir durum. Normal bir prostat büyümesi olsa problem değil ama bu kanser. Ne yapalım dedi. Adam ben ameliyat olmak istemiyorum, ölürüm yine ameliyat olmam. İyi dedik. 6 ay kullandı, PSA'sı normale döndü, hiçbir şey kalmadı. 2 yıl sonra tekrar, 2 yıl doktora gitmemiş korkusundan. 2 yıl sonra aynı doktora gidiyor, doktoru diyor, bakıyor. Allah Allah diyor. Sen diyor buradasın. Evet buradayım. Normal diyor 3-4 ay sonra ölmen gerekirdi yani. Ölecektin diye. Söyleyemedik biz sana diyor. Yani tahminlerimize göre 3-4 ay ancak yaşardın. Ölürdün. Ama 2 yıl sonra tekrar buraya geldi. Çok tuhaf. Ne oldu ne yaptın? İşte iksir kullandım, cüce parmağı vesaire vesaire. Gökçek. Allah Allah şu adam kimmiş diyor. Araştırmış beni diyor ki ne yaptınız? Dedim ki iksir aloe vera jel. İksir vücuttaki her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Bir, prostat büyümesini önler. İki, cüce palmiyenin birleşimindeki etken madde beta-sitositerol ne yapıyor? Prostatın içinde çok önemli iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Bu enzimler prostatın içerisinde erkeklik hormonunu, testosteronu, kadınlık hormonu östrojene dönüştürüyor bu enzimler. Bunun birleşimindeki beta-sitositerol ne yapıyor? Enzimleri frenliyor. Böylece prostat, erkek prostatın içindeki hormonlar, erkeklik hormonu, kadınlık hormonuna dönüşmüyor ve büyümüyor. Normal haline dönüyor. Yani bunun açıklaması bu. Bununla ilgili sadece Almanya'da 100'den fazla klinik araştırması yapılmış. 60 bin prostat hastası tedavi edilmiş. 60 bin. Biz ne yaptık? Almanların üretmiş olduğu Zavpalmeto daha etkilisini ürettik. Almanların üretmiş olduğunun daha etkilisini ürettik. Şimdi vatandaş gelmiş bana diyor ki geçen ya siz de üretiyorsunuz. İşte diyor falan firmada üretiyor. Onunki diyor 23 lira sizinki 55 lira. Niye böyle? Diyor bana. Gel dedim. Açtık kapsülü. Bak bakayım ne var içinde. Aa dedi bu çöp. Bitkiyi öğütmüş, toz haline getirmiş, kapsüllemiş. Türkiye'de 1000'den fazla firma var bu alanda.
Bir tanesi de ekstraktan yapmıyor. Allah Allah, ne oluyor? Maliyetli. Ekstraktın kilosu 400 lira, 500 lira. Otun kilosu, yani bitkinin mesela yakotunun kilosu nedir? 6 lira, 7 lira. 6 lira, 7 liraya 15 kutu hap yapıyor. Biz ne yapıyoruz? 400 lira, 500 lira ekstraktına para veriyoruz. Maliyetine yakın bizim yapmış olduğumuz bir şey. Yani aslında bizimki para için değil, insan sağlığı için. Ama diğer tarafta diğer firmalar ekstraktın ne olduğunu bile bilmiyor. Yani çok komik bir durum.